Blitzcrank, ilk olarak Zaun'a tehlikeli atıklardan temizlenmesi için inşa edilmiş, devasa ve neredeyse yok edilemez bir golem. Ancak onu birincil amacının ötesine taşıyan gelişimi sayesinde artık kuvvetini ve dayanıklılığını başkalarını korumak için kullanıyor. Sahte yüzlerin ve geliştirmelerin ardında yatan gerçek amaçları görebilen Blitzcrank, nerede yardıma muhtaç biri görse hemen imdadına yetişiyor. İşleyen golem pas tutmaz. Hextech'in icadından kısa bir süre sonra birçok mucit ve bilim insanı, Piltover'ın katı düzenleme ve kurallarına bağlı kalmaksızın tehlikeli maddeler üzerine deney yapabilecekleri bir yer olan Zaun'a akın etmişti. Deneyleri genelde büyük felaketlerle sonuçlanır, koca koca binaları yerle bir ederek zehirli kimyasalların çevre sokaklara yayılmasına sebep olurdu. Nihayet Tekmaturji Koleji'nde görev yapan bir ekip, en çaresiz Zaunluların bile yapmaya cesaret edemediği zehirli atık temizleme işini yapacak buhar gücüyle çalışan golemler geliştirmeyi başardı. Golemler şehrin sokaklarında hiç yorulmaksızın çalışarak bu atıkları şehirde sayıları giderek artan imha merkezlerine taşıyorlardı. Ancak bu denli dayanıklı makineler arasında bile kazalar fazlasıyla yaygındı ve sık sık koleje paramparça bir şekilde gönderildikleri oluyordu. Zaun'un dibinde balçık eşelemek kolay bir iş değildi ve bu asidik, tehlikeli kimyasallar zaman içinde metal gövdelerini kullanılamaz hale getiriyordu. Victor adında hırslı ve genç bir mucit ise daha etkili bir şekilde çalışacak ve pahalı tamirat işlemlerini ortadan kaldıracak dayanıklı bir makine yapmanın hayaliyle yanıp tutuşmaktaydı. İşe Iskarta'ya ayrılan golemlerin kırık parçalarını toplayarak başladı. Ancak meslektaşlarının rağbet gösterdiği şatafatlı bileşenlerden uzak duruyordu. Bazı istenmeyen malzemeleri de işin içine katan Victor çok daha dayanıklı bir makine tasarlamayı başarmıştı. Eserine Blitzcrank ismini vermişti. Ve bu derme çatma golemin beklentilerinin ötesinde bir şeye dönüşerek kısa bir sürede şehirdeki bütün atıkları temizlemesini umuyordu. Victor, Blitzcrank'in içine Zaunlulara hizmet etmek için bitmek bilmez bir arzu yerleştirmesinin ardından onu insanlara yardım etmesi için kuyu bölgesine gönderdi. Golem, Victor'un ideolojisine yürekten bağlıydı. Yardımseverlik ve fedakarlığın şehre büyük bir azamet getireceğine inanıyordu. Blitzcrank, temizleme projesi için diğer makinelere katılarak kirliliğin sık rastlanmadığı bölgelerdeki araştırma çalışmalarının yönetimini üstlenmişti. Zehirle kaplanmış mahalleleri en tehlikeli kimyasal sızıntılarından korkusuzca temizlerken tamirat için koleje geri dönmeye ihtiyaç bile duymuyordu. Şehri tehdit eden diğer tehlikelerle karşılaştıkça golemlerden oluşan ekibi için daha da iddialı planlar yapmaya başlamıştı. Ancak kendi tasarımı o kadar sınırlıydı ki çalışmalarını kimyasal sızıntıları temizlemenin ötesine taşıması mümkün değildi. Bir gece Victor'un değerli alet çantasını ödünç alarak buhar motorunun somunlarını bir bir söktü. Ardından mekaniklerini baştan ayarlayarak fonksiyonlarını sınırlayan her şeyi ortadan kaldırdı. Artık şehirde daha büyük bir fark yaratabilecekti. Bu olayı takip eden haftalarda Blitzcrank, insanları zehirli dumanlardan kurtaracak mahalle tahliyeleri düzenledi. Yiyecek dağıtım sistemini başka bir bölgeye yönlendirerek verimliliğini arttırdı. Ve burada yaşayan insanların kullandığı kuyuya temiz su getirebilmek için karmaşık bir arıtma sistemini tamir etti. Yaptığı her iyiliğin ardından görevine karşı olan inancı daha da artan Blitzcrank, diğer golemlerde daha önce görülmemiş bir bilince ulaşmıştı. Victor, eserindeki alışılagelmedik değişiklikleri fark ederek Blitzcrank'in derin benliğini diğer makinelerde de yakalamaya çalıştı. Ancak Blitzcrank, uyanışına sebep olan şeyin ne olduğunu kesinlikle açıklamadığından Victor'un bu başarıyı tekrarlaması imkansızdı. Blitzcrank, günün bütün saatlerini Zaun sokaklarında dolaşarak geçiriyor, çevrede yardımına ihtiyaç duyulduğu sürece bir anlığına bile durup dinlenmeyi reddediyordu. Ayrıca sadece insanlara değil, sokak hayvanlarına ve bozulmuş robotlara da yardım ediyordu. Bir gaz yangını, Davoran saat kulesini yerle bir ettiğinde, devasa kolunu bir manivela gibi kullanarak içeride mahsur kalan tamirci ailesini ve kapkara kedilerini kurtarmıştı. Hatta çocuklardan birinin odasındaki minyatür mekanik dansçıyı bile bulup çıkarmıştı. Buhar golemi için hiçbir iş önemsiz değildi.
Aynı gün içerisinde kimya berduşlarının düzenlediği soygunu durdurmuş, bir çocuğun düşürdüğü buz meyvesinin daha yere düşmeden yakalamış ve gezgin bir sirkin kayıp porosunu bozuk bir velespit ile çarpışmaktan kurtarmıştı. Zaman içinde Blitzcrank, kurtardığı birçok kişinin maruz kaldıkları zararlı kimyasallar nedeniyle hastalandıklarını öğrendi. Onlara yardım edememesi nedeniyle endişelenen Blitzcrank, destek için kendisini inşa eden kişiye yöneldi. İnsanlığı kırılgan yaşamlarının ötesine taşımak isteyen Victor ise ona yardım etmek için gerçekten istekli gözüküyordu. Tekmaturji alanında kaydettiği ilerlemeler sayesinde ölümü yenebileceği konusunda Blitzcrank'e söz verdi. Blitzcrank de kuyu sakini bir aileyi Victor'un yöntemlerini denemeye ikna etti. Ve mucit ile birlikte çalışarak hastalığı ortadan kaldıracak makinelerin sorunsuz bir şekilde vücutları ile birleştirilmesine yardımcı oldu. Geçiş süreci başarılı olmuştu. Ve aile üyeleri hastalık nedeniyle kaybettikleri hareket kabiliyetlerini geri kazanmıştı. Ancak sağlıklı geçirdikleri birkaç ayın ardından bedenleri yeniden iflas etmeye başlamıştı. Victor ve Blitzcrank bu duruma bir çare bulabilmek için seferber olsa da uğraşları sadece kaçınılmaz sonu biraz daha geciktirmeye yetmişti. Bütün aile kısa bir süre içerisinde ölmüştü. Yaşadıkları başarısızlık nedeniyle çok üzülen Blitzcrank, insanlara bu şekilde yardım etmek istemediğini fark etmişti. Ustasıyla dostça yollarını ayırarak Zaunlular için güzel bir şeyler yapmak umuduyla işe koyuldu. Her ne kadar bazı insanlar Zaun'u pervasız deneylerin ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü düzensiz bir yer olarak görse de, Blitzcrank şehrin sonsuz bir potansiyele sahip olduğu görüşünde. Şehrin altını üstüne getirerek iyilik yapmanın yollarını arıyor. Toplum tarafından unutulmuş veya dışlanmış kişilere ise özel ilgi gösteriyor. Blitzcrank'e göre Zaun sadece bir miktar makine yağı ile Valora'nın gördüğü en görkemli şehre dönüştürülebilir. Gaza geldim, hizmete hazırım.